Kok üretiminde görev alacak robotlar provalara başladı. Kok fabrik kok üretim. Guys, this is you. It's getting real for sure. Yerleştirilen kok üretiminde görev alacak robotlar, otomotiv endüstrisinin dünyadaki lider It's my job to sell cars, okay? Testi sırasında oldukça zorlayıcı şartlara maruz bırakılıyor. It's not like electric cars, so... Testler elektrik taşıyor. Bataryalara eksi hava sıcak... It's cool, I think that it's very cool. Look at the car, mamma mia. It's like very, very aggressive. Elektrikli ilk soğutma... Look at your... It's like... Come on, it's very aggressive. When I see this car, I don't see Turkey. I see an electric car, okay, that will be used for rich people. It's very cool, it's very amazing, but it's not about Turks. Hi everyone, and welcome back to Avi Reaction. Guys, here we go again with another video. Guys, this one will be so interesting. You know that I work with cars, okay? So when it comes to talk, I'm so interested, okay? How will go this process, okay? How talk will be sold and everything. So guys, I will keep you informed step by step about talk, okay? Today, we will watch two amazing videos about talk. One, the production, and the second one will be the test of talk. And guys, will be so crazy and I'm so curious about this one. So let's go and let's enjoy this video. Let's go, guys. Kok üretiminde görev alacak robotlar provalara başladı. Kok fabrik kok üretim. Guys, this is huge. Then let's not forget that Volkswagen create a city because needs so much people to work on it. Okay, that is Wolfsburg. Look at this. Üretiminde görev alacak robotlar provalara başladı. Kok fabrikası deneme üretimine hazırlanıyor. Türkiye'nin otomobili TOGG'un seri üretimi için geri sayım sürüyor. Bu süreçte araç üzerindeki testler devam ederken fabrikanın inşa ve kurulumunda sona gelindi. Gemlik tesislerindeki çalışmalar plan doğrultusunda devam ediyor. Bu kapsamda boya tesisinin %92'si tamamlandı. Okay. Boya tankları ve fırınların kurulumu da gerçekleştirildi. Montaj tesisinin kurulumunda ise %84 oranına ulaşıldı. Gövde tesisinin %86'sı tamamlandı. It's getting real, it's getting real gövde for sure. Bölümüne yerleştirilen 160 robotla TOGG üretimine yönelik parçasız provalara başlandı. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste Temmuz 2022 sonunda deneme üretimleri başlayacak. TOGG üretiminde görev alacak robotlar, otomotiv endüstrisinin dünyadaki lider tedarikçisi KUKA'dan temin edildi. Okay. Endüstriyel robotlarla esnek ve verimli bir üretim hattı kurulacak. TOGG fabrikası, akıllı robot entegrasyonu ve insan ile makine arasındaki yüksek etkileşimle çalışacak. Yeah, for sure. Planlar dahilinde ilerleyen TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. So we'll be in sale after 6 months, 5 months. Guys, I work with cars, okay? Even people keep commenting in the last video, what do you mean that you will sell TOGG? TOGG is not Italian. Guys, I don't mean that I will sell because it's Italian. It's my job to sell cars, okay? And guys, I work with one of the biggest companies in Europe when it comes to cars. So guys, if TOGG starts selling cars, I will sell it for sure, 100%. For me, this is why I'm following step by step this car. Let's go. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğin sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Okay, will be okay. Yine C segmentindeki aracı olan first quarter of 2023 olan SUV pazara çıkacak. Very positive. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda BAS ve CMPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 2030 yılına kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplamda 1 milyon adet TOGG üretilmesi planlanıyor. Mamma mia, I cannot wait to see the test. Let's have some fun with the test, okay, of TOGG. Let's go, guys. Will be very interesting.
Bu yıl seri üretim bandından inmeye hazırlanan Türkiye'nin otomobili TOGG, zorlu kış koşullarına hazırlanıyor. Yeah, this is the part that I already saw. TOGG'un seri üretimi için geri sayım sürerken aracın performans testleri de yoğunlaştı. For sure it's cool. Bu testlerden biri de kış koşullarına yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Kış testlerinde en zorlu yol ve soğuk hava koşullarında test edilen otomobiller seri üretime hazır hale getiriliyor. It's cool for sure, Esther. En zorlu şartlardaki güvenilirlik ve işlevselliğin kanıtlanması için süspansiyon kontrol sistemleri, elektrikli sürüş teknolojisi ve motor ile süspansiyon sistemleri arasındaki uyum değerlendiriliyor. Aracı oluşturan tüm donanımlar kış testi sırasında looks oldukça like very zorlayıcı powerful, şartlara very, maruz bırakıyor. Look at the car, looks like very powerful, very aggressive. Oluşturan tüm donanımlar kış testi sırasında oldukça zorlayıcı şartlara maruz bırakılıyor. It's not like electric car, bu testler so... elektrikli araçların bataryaları içinde büyük önem taşıyor. Bataryalara eksi hava sıcaklıklarında saha testleri uygulanıyor. Böylece şarj seviyeleri yüksek voltajlı pillerin çalışmasını Even that is an electric car, okay, even that now the batteries are very cool and everything looks like very aggressive for being an electric car and it's cool. I think that is very cool. Look at the car. Mamma mia. It's like very very aggressive. Bataryalara eksi hava sıcaklıklarında saha testleri uygulanıyor. Böylece şarj seviyeleri yüksek voltajlı pillerin çalışmaları inceleniyor. Türkiye'nin otomobili TOGG için dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde sürdürülen testler, 40 dereceye ulaşan dondurucu soğukta gerçekleştiriliyor. Testler, 40 dereceye ulaşan dondurucu soğukta gerçekleştiriliyor. Kar ve buzda kaplı pistte sürat, manevra, yol tutuş, emniyet gibi açılardan değerlendirilen TOGG, tüm kriterlerde başarılı sonuçlar elde etti. %100 elektrikli ve otonom sürüş özellikli TOGG SUV'un deneme üretimine Temmuz 2022'de başlanacak. 2022 yılı sonunda ise ilk seri üretim araç banttan inecek. 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk araç TOGG SUV pazara çıkacak. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek. TOGG seri üretim bantından indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV otomobili otomobil aynı zamanda 3. seviyeye hazır otonom bir araç olacak. Okay guys, I'm still at the idea since the beginning. My idea didn't change about this car that is like very very cool, but for me has nothing to do with Turkey and Turks. It's like a car the Turkey is producing, not Turkish government, even the Turkish government is part too, but it's business, okay? It's not Turkey. When I see this car, I don't see Turkey. I see an electric car, okay, that will be used for rich people. It's very cool, it's very amazing, but it's not about Turks, because I'm still at the idea that Turkey could make a car that costs little, not just for Turkey, but for every country that don't have car. It's crazy the opportunities that Turkey has. Iran, Azerbaijan, even Greece, okay? A lot of countries near to Turkey, okay? Don't have cars actually. So Turkey can sell cheap cars. But actually is a private business, okay? And think, okay, we'll make this amazing and unique car and put in Europe. Okay, versus BMW, versus Mercedes, versus Fiat, okay, so Jeep, etc. Versus even Tesla. And, okay, can be, because the car is very good. Normal people cannot afford a car that costs like 40-50,000 euros. It's like, come on, it's too much for the normal people. So it's a car for, let's say, rich people. But when it comes to TOGG, if you ask me if it's cool or not, I think that it's very, 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 very cool car. Absolutely yes, guys. I love the design, love the idea, the concept of the car. Looks like very interesting. And I'm not sure if Turkey can actually sell this car the next year because all the production of cars from all the brands, okay, stop this year, stop the last year, okay, and continue this year again.
So be very hard, but guys, we'll see. We'll follow step by step. I will take you informed about dog, and we'll see, okay, how interesting can be this car, the sales and everything. Let me know in the comments your opinion about this one, and I'll see you the next reaction. Ciao a tutti, ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!